Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün anlatımlı Rapid serimize devam edip Lichess.org üzerinden 16-0'lık bir maç yapacağız. Ve yine amacımız analiz etmek tabii ki. Ama bu kez çok kuvvetli bir rakip geldi. Yani, Unwit diye bir oyuncu geldi 2514 ratingiyle. E4'e E5 oynayalım. E4, E5... Fil C4. Fil açılışı oynadı. İstediği an at F3 oynayarak İtalyan'a çevirebilir ya da bu şekilde Bishop's Opening denen fil açılışını oynayabilir. Şimdi normal şartlar altında D3 ya da at C3 gibi iki en çok tercih edilen hamle var fil açılışında. At C6, at C3 oynandığında C6'ya D4 bizi zora sokacağı için çok fazla tercih etmiyoruz ama burada ben C6 tercih etmek istiyorum. Şimdi D3, D4 yapmayacağını düşünüyorum. Böyle oynayınca da D5 oynayacağım. D5 şimdi dokunmadan fil B3 kaçması lazım. Yani ona evet üstünlük vaat etmesi ihtimali olan hamle bu. Bu durumda da her ne kadar biz C3 ile rakibimiz filimize tekrar tempo atıyorsa fil B4 şah çekmenin doğru olmadığını biliyoruz. Ama özel bir durum olduğu için C3'e fil D6 dönecektim. Rakip fil D2 oynadı. Böyle bir varyant bakmıştım bir dönem. Ama fil D2'ye çok bakmamıştım açıkçası. Yine bir önceki videomuzda olduğu gibi. Onu da şu bölüme koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Teoride yanlışlık yapmak istemiyorum. Orada teoride hata yapmıştım. Daha doğru varyantı oynayabiliyorken oynamamıştım. Tekrar fil D6 çeksem, C3 oynamışçasına fil D6 çeksem ama at C3 yapabiliyor işte. Ben C3'ü bu yüzden engellemek istemiştim ama rakibim C3 oyna... Pardon, fil B4 şah bu yüzden çekmiştim. C3 oynasın da at C3'ü engelleyeyim diye. Ama şimdi fil D6 dönersem bu durumda rakip at C3 ile uzun vadede baskı yapabilir benim D5'ime. Ama fil D6 oynasam ben de E4'e saldırıyorum. O da bir gerçek. İki tane akla yatkın hamlemiz var. Birisi fil çarpı D2, diğeri fil D6. Şimdi fil çarpı D2 yaparsam rakip at BD2 alacak ve E5 piyonuma saldıracak. O durumda vezir E7 ile mi koruyacağız acaba? Fil çarpı D2, at çarpı D2. Fil çarpı D2, at çarpı D2'den sonra vezire yediği gibi bir hamle yapmak istemiyorum açıkçası. Hoş, her ne kadar o durumda E4'e olan bir baskımız söz konusu olsa da ben burada fil D6 çekmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Eğer at C3 ile D5'e baskı yapmaya kalkarsa o durumda D4 sürebilirim belki. Peki fil D6, E D5, CD5, at C3 oynarsa ne olacak? Ona bakalım. O durumda da hala D4 oynayabilirim. O yüzden herhalde fil D6 çekmemiz gerekiyor buna da. C3'e fil D6 olduğundan eminim doğru hamlenin. Ama fil D2'ye biraz düşünmek durumunda kaldık. Rakibin E5, CD5 ardından fil G5 gelme gibi bir opsiyonu da olabilir. Bakalım. Burada E5, CD5, fil G5, E5, CD5, at C3 ya da almadan at C3 gibi opsiyonları vardı. Rakip bunu yeğledi. Biz de ok yaparak kaleye birden sonra at C6 ile tutma fikriyle oynayalım. Belki evet D2'deki filinden rahatsız olur diyecektim. Nitekim rahatsız oldu ve fil G5 ile D5 piyonumuza baskı kurdu. Peki şimdi burada D5'i baştan korumak için fil E6 gibi bir hamle yapabiliriz. O durumda at C3 gelirse. Evet, burayı da hesaplamamız gerekiyor yine. Aday hamlelerimiz neler? 1 fil E6, 2 D4. Böyle aday hamlelerimiz var. Rakip fil E6 hamlesine at C3 ile devam edebilir ama D4'de at C3 ile devam edemez. Ama D4 sürersek de belki C3 ile belki at BD2 at E4 fikriyle yine aktif oyun yakalama girişimlerinde bulunacaktır diye düşünüyorum. Fil E6'ya at C3, orada D4.
Yok. O zaman burada D4 oynayalım biz. Merkezdeki piyon yapımızı da belirlemiş olduk aslında. Rakibinin de taşları hiç fena durmuyor. Bir yandan da D4 sürerek B3'teki filin çaprazını açtık. Tam prensiplere uygun oynayamamış olabiliriz açılışı. Ama sonuçta o da fil D2, fil G5'le zaman kaybettiğini söyleyebiliriz rakibinde. Şimdi at C6 aklımdan geçen hamle. Çünkü at C4'de fil C7 yapabiliyorum. At E4'de de fil E7 yapabiliyorum. O yüzden at C6'yı burada pek düşünmeden oynayalım. Zira çok zaman farkı yedik rakipten. H3 oynadı. H3 kale E8 ile devam edebilirim. H6 da oynayabilirim tabii ama pek bir şey sağlamıyor H6. Fil H4'ten sonra. Dolayısıyla kale E8 gelelim. Evet, rakip de kale E1 oynadı. Şimdi fil E6 oynayabilirim. Çünkü aldığında kaleyle alabiliyorum. Piyon yapımı bozmadan. Hoş, F6 alınıp F2 yayının açıldığı durumlar da var ama orası burası değil. Aynı konum değil. O şekilde oynamak işimize yaramayabilir bu konumda. Biz file 6 oynayalım. Rakibin aktif filini kendi gelişmemiş filimizle değişmeye çalışalım. At C4 oynar ise at C4 güzel hamle. At C4 hızlıca E5'e basıyor. E5 piyonumuza saldırıyor. Evet. Yerinde olsam, rakibin yerinde olsam at C4 oynardım ben. Bakalım o nasıl düşünecek. Ha yok. At C4'de ben fil C7 oynayabiliyorum değil mi? At F çarpı E5 alırsa atla alıyorum. Atla alırsa ara hamle, evet ara hamle fil çarpı B3 yapabiliyorum. Ardından E5'te boşta kalmış taşı alıyorum. Evet, at C4 çok da aşırı etkili bir hamle değilmiş. Ama yine güzel hamle tabii yapabilir. At E4 yaparsa file E'de oynayacağız. Onda da problem yok. Rakibin bir diğer tercihi at E4 file E'den sonra fil F6 alıp atını biz fil F6 aldığımızda atını C5'e girmek olabilir. Yapmadı onu. Böyle tercih etti. Tamam biz rakibin aktif filini değişmeyi başardık sonuçta. Ama kaleyle alabilme lüksünden vazgeçtik. Bu hamleye karşı benim at çarpı E4'üm yok mu? Var ama bir şey sağlamıyor değil mi? Bize bir şey sağladığı yok. At E4, kale E4. Hatta rakip beyaz kareler üzerinde ciddi bir kontrolü olur at E4 alırsak. Sonra diğer kaleyi de kale AE1 hamlesiyle oyuna katar. E5'imiz ciddi sıkıntıya düşebilir. O yüzden biz bu konumda at D5 gelelim ki merkezi piyonlarımızla aynı renkte kalmış filini kendi filimizle merkezi piyonlarımızla aynı renkte kalmış siyah filimizi rakibin filiyle değişmeye çalışalım. At D5 bunu alırsa vezirle alacağız. Ardından F dikeyini kullanmaya çalışacağız. Rakip gerçekten minimal üstünlükleri avantaja çevirmeye çalışmak için ince oynuyor. Bu rakibi sevdim. Değil mi? Yenilsem de bana bir şeyler öğretsin. Partiyi kaybetsem de bana bir şeyler öğretsin rakip. Bunu isteriz. Eski dünya şampiyonlarından yani fırsatın olsa kimle oynamak istemezdin derseniz Karpov'la oynamak istemezdim. Kasparov'la bile oynamak isterdim. Capoblanca'yla, Botvinnik'le, Tal ile, Alekhine'le hepsiyle oynamak isterdim ama Karpov'la oynamak istemezdim. Karpov o minik minik pozisyonel üstünlükleri kazanca çevirecek. Benim taşlarım neredeyse Zugzwang'da olacak. O şekilde kaybetmeyi sevmezdim. O yüzden eski dünya şampiyonlarından
hangisiyle oynamak istemezdiniz sorusuna ben Karpov yanıtını veriyorum. Kasparov'la oynasam evet kaybedeceğim. ama büyük bir taktik gücü, büyük bir inisiyatif alma yeteneği ile beni büyüleyecek ve o partiden bir şeyler öğreneceğim ben. Karpov'la oynasam, kaybetsem de çok şey öğreneceğim ama o şekilde kaybetmeyi sevmiyorum. O yüzden eski dünya şampiyonlarından Karpov'la oynamak istemezdim. Aynı zamanda size de bir sorumuz olsun bu. Anket gibi. Eski dünya şampiyonlarından hangisiyle oynamak istemezdiniz? Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz bunu da. Biz kale F8 oynayalım ve yarı açık F dikeyini kullanmaya çalışalım. Fil E7 almasını istiyorum rakibin gerçekten. O fillerin kırışılmasını istiyorum ama ben almak istemedim. Ben alsaydım çünkü rakibin ciddi bir aktifliği olabilirdi. Hızlıca taşlara gelebilirdi. Rakip alıp alıp böyle gelmeyi tercih etti. Şimdi bu konumda rakibimiz E5'e saldırıyor. Bu bir gerçek. E5'e saldırdığı bir gerçek. Eğer biz vezir G5 alırsak o zaman at E çarpı G5 yapacak. Hem E6 piyonumuz tehdit altında kalacak hem de E5 piyonumuz tehdit altında kalacak. O yüzden acaba burada kale F5 gibi bir hamle yapıp rakibi mi almaya zorlamalıyım diye düşünmüyor değilim. Hoş o konumda bile vezir E7 at C çarpı E7 ya da at C, at, hatta at D çarpı E7 yapmak zorundayız. Ardından at EG5 gelirse yine E6'ya basıyor. Nasıl koruyacağımız belli değil. Evet rakip güzel oynadı. Kale AE8 yapsam yine at çarpı E5 yapabiliyor. Mu yapıyor evet yapabiliyor. Çünkü vezir G5 at çarpı G5'ten sonra bu sefer E1'deki kalesi E5 tutmaya başlıyor rakibin. Piyon mu kaybediyoruz biz şimdi burada? Piyon kaybediyoruz galiba. At F4 gibi aktif çözümlere baksak, aktif görünümlü çözümlere baksak. At F4, vezir E7, at çarpı E7'den sonra E5'i gönül rahatlığıyla alabiliyor rakibimiz. Piyon mu gitti? Piyon mu kaybettik biz? Kale F5, vezir E7, at D çarpı E7, ardından at G5. At G5'e karşı at F4 yapsak. Evet onu oynayacağız herhalde. Kale F5 oynayalım. Ha, at F4 mü kaldı? Pardon. Ne hesaplıyorum? At E7'ye gitti. O zaman onu da acele etmeseydik. Acaba C'deki atlama alsaydık diyecektim ama yine at G5 vardı. Şimdi yine at G5 oynaması lazım. Ha, at D6 oynadı. Bu da yeter dedi. B7'yi alsam da yeter dedi ama yeter mi gerçekten? Mesela kale H5 oynasam, at B7 aldığında kale B8 basıp ben de B2'yi alsam. O da at C5 dönse, E6'yı alsa. Evet, rakip pozisyonel bir şekilde adım adım üstünlüğe doğru koşuyor. Kale H5 oynayalım. Süremiz de azaldı. Oynadığımız diğer partilerde süremiz yine azdı ama doğru varyantlar arasında tercih yapmaktan süremiz azdı. Bu sefer konumumuz kötü olduğu için süremiz az. At G6 ile E5'i tutalım ki G4'de kale H6 kaçabilelim. Ve pozisyon kontrolümüzden çıkıyor yavaş yavaş. Unwit adlı kullanıcının yıldırımı oldukça düşük aslında ama rapidi kuvvetli. Yıldırımı ve balıtı oldukça düşük dediğimde 2105 ama yani bu balıt seviyesine göre biraz düşük olduğunu söylemekte fayda var. Kale B2, at E6 alırsa kale C2 alacağız. Burada kale H6 döneceğiz. Şimdi at F4 gibi bir plan da ortaya çıktı. H3'ün zayıflığını oynamak. C2'ye de saldırıyoruz.
C2'sini tuttu. Ben de şah F7 ile E6'ını tutsam at G5 var. At F4 oynasam H4 oynar mı? H4 gibi bir hamle yapar mı? Yapabilir. Yapar mı yapmaz mı belli değil bilirim adlı. Burada at H4 oynayabiliriz. At H4'de at E5 alamıyor. Çünkü alıp alıp at F3 var. At H4 oynayalım. Ha, ama alıp alıp E6'yı alabiliyor. Hoş olmadı. Yani daha önceki konuma göre biraz toparladığımızı söyleyebiliriz ama E6 gitti tabii. Gerçi E6 duble piyonumuzdu. Dolayısıyla onu kaybetmiş olmamız büyük dezavantaj yaratmayacak diye düşünüyorum. Biraz kompansasyon var aslında ama hani ikinci yataydaki kalemizden dolayı. Ama pozisyon çok da hoş değil tabii. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi kale H6 zaten tek kaleyi ayakta tutan önemli. Bir de G5 vardı ama onu yapmayacağız. E6'yı da tutabilmek için. Şimdi B2'deki kalemizden dolayı belki biraz kompansasyon çıkabilir diye düşünürken E5'e saldırdı rakip. Hatta düşürdü E5'i. E5'i düşürdü. Sürede azalıyor. Kale A3 oynayalım. Kale A2 oynayalım. Kale A3 fikriyle. Alacağız. Ondan sonra A3 alacağız. Kale finali de istediğim gibi değil. Şu anda piyonların birbirinden kopuk. Kalem H6'da ne yaptığı belli değil. Hadi onu G6'ya getirdik. H6 fikriyle ama pozisyon istediğimiz gibi ilerlemiyor şu anda. Bizim kontrolümüzde olan bir pozisyon bu şekilde olmazdı. Bu şekilde olmasını istemezdik. Şimdi rakibin çok sağlam bir H5 tehdidi var. Ve çözümsüz, değil mi? Çözümsüzsünüz Türkiye. Evet. Bunu terk edelim. Hemen analiz edelim. Rakibimizi tebrik ediyoruz. E4, E5, fil C4, at F6, D3, C6, at F3'e de D5, fil B3'e. Fil B4 şah 346 kere tercih edilmiş. Normalde fil B4 şah gibi hamleler rakip C3 ile yanıtlayabildiği için tercih edilmesi tavsiye edilmez. Çünkü tempo kaybediyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz. Ama bu konum özel bir konum. Rakibin at C3 çıkıp D5 piyonunuza saldırmasını engellediğiniz için fil B4 fikri güzel. Ama fil D2 oynadı rakip. Mesela sadece C3'e bakmışız. Fil D2 ana varyant olmasına rağmen ona bakmamışız ve fil çarpı D2 hamlesi yerine fil D6'nın daha uygun olduğunu düşünmüşüz. Yine açılışta yanlışımızı yaptık. At BD2. Bu konumda at BD7 ile ben düzgün bir biçimde devam edebiliyormuşum. Mesela evet niye vezir E diye baktım sadece. At BD7 ile devam edebilirdim. Evet demek ki böyle oynamamız gerekiyormuş. Rakip fil D2 oynayınca fil D6 çok makinenin de beğenmediği bir şey. Gerçi çok fark yok aslında ama daha prensipli olurdu diyor. Roktan sonra biz de rok attık. Fil G5 gelince D4 oynadık. D4 ciddi anlamda şüpheli bir hamle. Fil C7 oynamam gerekiyormuş. Fil C7 ile D5'i korumam gerekiyormuş. Fil C7 ama fil F6 yok mu? Bakalım. Fil F6 oynarsa GF6 bundan çekinmene gerek yok diyor makine. Anladım. D4 şüpheli oldu. Çünkü E4 karesini boşalttık. E4 karesinde rakip çok güzel kullandı gerçekten. Kale E1. File E6 oynadık. At E4'ten sonra da file E7. Yani pozisyonda beyazların üstünlüğünden söz ediyor makine ama o da net bir şey göremiyor. Sonra sıfır, sıfırlı değerlendirmelere geçiyor. Kale F8, vezir E7. File E7, vezir E7. Hemen vezir G5'i de buldu.
Burada vezir C7 oynamamız gerekirken biz kale F5 oynadık. Böyle oynayınca da at D çarpı E7 yaptık. Çok fark etmiyor. Her şekilde bir şeyler kaybediyoruz. At D6'yı da buldu. At D6 da çok kuvvetli bir hamle. At D6, kale H5. Şah 2. At G6. At B7 aldı. B7 almak yerine G4'ü daha kuvvetli hamleymiş rakibin. Onu kaçırıp at B7 aldı. Biz de kale B8 ile basıp biz de B2'yi aldık. G4. Kale H6. Kale AC1. At H4 oynadık. Aşağı yukarı normal hamle ama pozisyon kötü. At H4. Kale H4. Ardından şah G3. Kale H6. At D7. Kale A2. At çarpı E5. Kırışlardan sonra kale çarpı A3, G5. Evet, bu konum kayıp oldu. Çünkü H4 hızlıca geliyor. Belki H5 oynamam lazım ama artık pozisyon kayıp. Burada tek hamle H5'miş mesela. Biz niye HG5 aldıysak. H5, gerçi H5'ten sonra da kale finalinde taşlarımız o kadar taşlarımızın koordinasyonu o kadar bozuk ki makine materyal eşit olmasına rağmen rakibe 5 veriyor. O yüzden HG5, FG5'ten sonra da H5 tehdidine hiçbir çözüm göremedim. Ve terk ettim. Rakip gerçekten inanılmaz kuvvetli oynamış. Yani bu kadar kuvvetli oynayabilen bir oyuncunun Blitz ratingi de herhalde 2100'lerde gezmemesi lazım ama belki o kadar hızlı oyunlarda iyi değildir. Yani Blitz gibi hızlı tempolarda iyi değildir rakibimiz. Rapid temposunda daha iyidir. Evet, güzel oynadı gerçekten. Tebrik etmek lazım. Bütün inceliklere özen göstere göstere hiç gün yüzü göstermeden bize hep baskın bir konumda kazanmayı bildi rakibimiz. Kutluyoruz rakibimizi. Yine analiz edip hatalarımızdan ders çıkarmış olduk. Örneğin şu konumda fil çarpı d2 yapmamız gerekiyormuş. Onun yanı sıra fil d6 hadi döndük. Ondan sonra rok fil g5'ten sonra fil c7 ile devam etmemiz gerekirken bizim ciddi hatamız belki de partide sürekli kötü konumda kalmamızı sağlayan hamle sağlayan demeyeyim neden olan hamle sürekli kötü konumda kalmamıza neden olan hamle d4'tü. D4 ile piyon yapımızı erkenden tayin ettik. Bu piyon yapısı artık e5 d4 şeklinde yer alacak deyince rakip de gönül rahatlığıyla at BD2, at E4 ile bizim zayıflamış E4 karemizi kullandı. İleri kare olarak kullandı. Zayıf kare çünkü hani F5 ile kaldıramıyoruz rakibin atını E4'ten. Bütün inceliklere özen göstere göstere gerçekten çok kuvvetli oynamış oldu ve partiyi kazanmayı bildi. Tebrik etmek lazım. Bu partide böyleydi. Yine hatalarımızdan ders çıkardık. Sadece kazandığımız partilerde hata yapmıyoruz. Esas kaybettiğimiz partilerde tabii hatalarımız oluyor, ciddi hatalarımız oluyor. Bunlardan da ders çıkarmış olduk. Bu partinin analizi de bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.